Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâlem yâlem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel mursalîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Emmâ ba'd. Sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bir önceki dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci dersin alıştırmalarını yapıyorduk, hatırlarsanız. Ve üçüncü alıştırmaya gelmiştik. Evet, üçüncü alıştırmayı okuyorum. Bakın şöyle diyor. İkra, oku, vektüp ve yaz. Ma'adattı evahiril kelimati. Kelimelerin sonlarına harek koymakla beraber oku ve yaz. Evet, burada bir takım isim tamlamaları var bu alıştırmada. Bu isim tamlamalarını bir önceki derste gördüğümüz kayda ve kurallara uygun olarak, düzgün olarak okuyoruz ve mana veriyoruz. Evet, birinci isim tamlamasını okuyorum bakın. Lütfen dikkat edin. Babul medreseti. Babul medreseti. Okulun kapısı. Babu kelimesi mudaftır. El medreseti mudafın ilehtir. Kayda kural neydi? Mudaf olan kelime başında eliflam olmayacaktı. Bakın eliflam yok. Ve son harekesi ise bir hareke olacaktı. Babul medreseti. Babu tek bir damme var. Evet. Mudafın ileh olan kelime, yani şu medrese kelimesi nasıl okuyoruz? El medreseti. Başında eliflam olacaktı. Kuralı evet var. Ve ikinci kuralı da sonu kesralı okunacaktı. El medreseti. Ve dolayısıyla mana babul medreseti, okulun kapısı. Bu bir isim tamlamasıdır. Arapça mudaf ve mudafun ileyh diyoruz. İkinci terkibe bakıyorum. Hımarur raculi. Hımarur raculi. Hımar merkepti. Er racul adamdı. Himarul raculi diye terkip halinde okuduğumda adamın merkebi, adamın eşeği. Evet, üçüncü beytü hamidin, hamidin evi. Beytü hamidin, hamidin evi. Seyyaratül müdiri, seyyaratül müdiri, müdürün arabası. Evet. Mindilü ammarin, Ammar'ın mendili. Ammar'ın mendili. İsmü talibi, erkek öğrencinin ismi. İsmü talibi, erkek öğrencinin ismi. Beytullahi, Allah'ın evi. Fi kitabillahi, fi harfi cer geldiği için bakın mudaf olan kelime harekesi ne yaptı? Fi'den dolayı değişti. Fi olmasa, fi'yi yok sayalım. Okuyacak olursak, şu terkibi, isim tamlamasını okursak nasıl okuyoruz? Kitabullahi, Kitabullahi, Allah'ın kitabı. Evet, ama bu isim tamlamasının başına fi getirirsek, harfi cer getirirsek, o zaman bakın şu harfi cerden sonra gelen kelimenin harekesi değişiyor. Bakın, okuyorum. Fi başına gelerek okuduğumda fi kitabillahi, kitap kelimesinin son harekesi kesra oldu fi'den dolayı. Fi kitabillahi, mana da değişti. Ne oldu? Allah'ın kitabında, Allah'ın kitabında, Allah'ın kitabının içinde manasına geliyor. Evet. Min, yine harfi cer. Min beytil müderrisi. Min beytil müderrisi, öğretmenin evinden, min dendan manası veriyordu. Min beytil müderrisi, öğretmenin evinden. Evet, ala mektebil müdiri, müdürün masasının üzerinde. Ala mektebil müdiri, müdürün masasının üzerinde. Ala harfi ceri geldiği için ne oldu? Kendisinden sonra gelen mudafı kesralı okuttu. Kesreye dönüştürdü.
Demek ki harfi cer geldiğinde kendisinden sonra gelen kelimeyi ne yapıyor? Kesralı okutuyor ve harekesini değiştiriyor. Evet, herhalde anlaşıldı. Diğer alıştırmaya geçiyorum. Dördüncü alıştırmaya. Evet, dördüncü alıştırma ikra. İkra, oku. Birinci cümle, eyne beytül müderrisi, eyne nerede demek. Beytül müderrisi, öğretmenin evi nerededir? Öğretmenin evi nerededir? Cevap, hüve, beyt müzekker olduğu için ne yapıyoruz? Hüve, müzekker bir zamir kullanıyoruz. Evet, hüve yani öğretmenin evi baidün uzaktır. Hüve baidun, o uzaktır. Evet. İkinci cümleyi okuyorum. İkinci cümleyi okuyorum. El-Kur'anu kitabullahi. El-Kur'anu Kur'an kitabullahi, Allah'ın kitabıdır. El-Kur'anu bir isim cümlesidir. Birinci kelime müttedadır. Kitabullahi, Allah'ın kitabı burada nedir? Haberdir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Üçüncü cümleyi okuyorum. El-Kâbetü, Kâbe, Beytullahi, Kâbe, Allah'ın evidir. Evet, dördüncü cümle. Muhammedün, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu bir dua cümlesidir. Şurası sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun manasındadır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun manasındadır. Allah'ın salat ve selamı Muhammed'in üzerine olsun. Evet, Muhammedün, Muhammed Resulullah'ı, Allah'ın elçisidir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beşinci cümleyi okuyorum. Haracel müderrisü, harace bir fiildir. Mazi bir fiildir. Harace çıktı manasına geliyor. Geçmiş zamanda bir işin meydana geldiğini bildiriyor. Harace çıktı. Kim çıktı? El müderrisü, öğretmen. Nereden çıktı? Min gurfetil müdiri. Müdürün odasından çıktı. Evet. Haracel müderrisü min gurfetil müdiri. Evet. Öğretmen müdürün odasından çıktı. Bu bir fiil cümlesidir. Dolayısıyla başta fiil oluyor. Ondan sonra gelen fiilin faili, daha sonra da harfi cer, bu gurfe mudaftır, el müdiri mudafun ilehtir ve bu tamamı şu car ve mecrur diyoruz. Burada mefulün bihi gayru sarih oluyor. İleride bunları daha ayrıntılı olarak sizlere inşallah açıklayacağız. Cümle çeşitlerini, cümlenin ögelerini, unsurlarını sizlere inşallah daha sonra ayrıntılı olarak açıklayacağız. Evet, altıncı cümleyi okuyorum. Lütfen dikkat edelim. Hâzâ beytü hamidin. Hâzâ, bu, yakında olan bir şeyi göstermek, işaret etmek için kullanıyorduk. Müzekker bir kelime için. Hatırlarsanız. Hâzâ bu, beytü hamidin, bu hamidin evidir. Ve zalike, uzakta olan bir şeyi işaret etmek için kullanıyorduk, göstermek için kullanıyorduk. Ve zalike, ve şu, beytu halidin, halidin evidir. Okurken kelime sonlarını nasıl hareket veriyoruz? Lütfen dikkat edelim. Bütün bu okuyuşlar kural ve kaidelere uygun olarak okuyoruz. Dolayısıyla o öğrendiğimiz kural ve kaideleri kayde defterinize mutlaka yazın ve onları ezberleyin. Ve Arapça hareke olmadan yazılıp okunduğu için o kural ve kaidelere uygun olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz ve okuyoruz ve ona göre mana veriyoruz. Evet, yedinci cümleyi okuyorum.
İbn-i Ammar'in, dikkat edin, İbn-i Ammar'in, İbn-i Mudaf'tır. Ammar'in Mudaf'ın ilektir. Manası Ammar'ın oğlu, İbn-i oğul demek. İbn-i Ammar'in, Ammar'ın oğlu Talib'in bir öğrencidir. Talib'in bir öğrencidir. Vebn-i Yasir'in, Yasir'in oğlu Tacir'in bir tacirdir. Tekrar okuyorum cümleyi. İbn-i Ammar'in Talib'in, Ammar'ın oğlu öğrencidir. Vebn-i Yasir'in Tacir'in, Yasir'in oğlu tacirdir. Sekizinci cümleyi okuyorum. Beytül müderrisi, öğretmenin evi, ba'idün, uzaktır. Ve beytüt taciri, tacirin evi, garibün, yakındır. Evet, şu iki kelime birbirinin zıttı. Daha önce görmüştük. Evet, şu iki kelime ba'idün, uzak, garibün, yakın. Evet. Dokuzuncu cümleyi okuyorum. Hâzâ, bu, miftahus seyyârati, arabanın anahtarıdır. Bu, arabanın anahtarıdır. Eyne miftahul beyti, eyne nerede? Miftahul beyti, evin anahtarı nerededir? Dikkat ederseniz, her bir cümlede, burada okuduğumuz her bir cümlede mutlaka bir isim tamlaması var. Bir isim tamlaması var. Yani mudaf ve mudafın ileyh var. Ve bu mudaf ve mudafın ileyh olan isim tamlamaları biraz önce açıkladığımız kural ve kaidelere hepsi de uyuyor. Evet, 10. cümleyi okuyorum. Men ente ya veledü. Men kim? Ente, sen. Sen kimsin? Ya veledü, ey çocuk. Ey çocuk, sen kimsin? Soru. Cevap veriyoruz. Bakın, cevapta yine isim tamlaması var. Ene, ben demek. Hem müzekker hem müennes için kullanılan bir zamirdir. Ene, ben demek. Erkek de ben diyor, ene. Bayan da ene diyor ve ben manasına geliyor. Ama ente, erkek için sen demek. Ente, erkek için sen demek. Eğer bayan, bayan varsa karşımızda, sen diyeceksek ne yapıyoruz? Enti diyoruz. Enti. Sonunu kesralı yapıyoruz. Enti, sen demek bayan için. Evet. Ene, İbn-i Abbas'in, ben Abbas'ın oğluyum. Ene, İbn-i Abbas'in, ben Abbas'ın oğluyum. İbn-i Mudaf'tır. Abbas'in, Mudaf'ın ileyhtir. Evet. Diğer cümleyi okuyorum. Vebnü men hüve, vebnü ve İbn-i men hüve, o kimin oğludur? Vebnü men hüve, o kimin oğludur? Hüvebnü Halid'in, o Halid'in oğludur. 12. cümle. Eyne, nerede? Mescidü Rasulillahi, Allah'ın Resulü, Resulünün mescidi nerededir? Burada zincirleme bir isim tamlaması var bakın. Zincirleme şurada. Şurada zincirleme, yani ard arda gelen bir isim tamlaması var. Mescidü mudaftır. Rasuli mudafın ilehtir. Rasul mudaftır. Allahi mudafın ilehtir. Dolayısıyla buna biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Ve mana verirken Allah'ın Resulünün mescidi. Allah'ın Resulünün mescidi. Nerededir? Eyne mescidü Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, Allah'ın elçisinin mescidi nerededir? Cevap, hüve, o, yani mescid müzekker olduğu için hüve zamiriyle cevap verdik. Hüve, o, fil medinetin münevvereti, Medine-i münevverededir. Medine-i münevvere şehrinin içindedir manasında. Evet. 13. cümle. Bintü Hamid'in, bintü kız demek, Hamid'in,
Hamid'in kızı, Bintu Hamid'in, Hamid'in kızı fil medreseti okuldadır. Hamid'in kızı okuldadır. Ve Bintu Muhammed'in, Muhammed'in kızı fil camiati üniversitededir. Hamid'in kızı üniversitededir. Evet. İsmül müderrisi, öğretmenin ismi Said'ün, Said'tir. Öğretmenin ismi Said'tir. Vesmül mühendisi, mühendisin ismi Halid'ün, Halid'tir. Ammut talibi, ammu amca demek. Ammut talibi, öğrencinin amcası, bir isim tamlaması bakınız. Ammut talibi, öğrencinin amcası Ganiyün, zengindir. Zengindir. Evet, 16. cümle. 16. cümleyi okuyorum. Babul mescidi, mescidin kapısı meftuhun, açıktır. Mescidin kapısı açıktır. Ve babul medreseti, okulun kapısı mulagun, kapalıdır. Dolayısıyla burada mulagun kelimesi kapalıdır manasına geliyor. Meftuhun kelimesi açık manasına geliyor ve bu iki kelime birbirinin zıttıdır. Meftuhun açık demek, mulagun kapalı demek ve dolayısıyla kelime defterine yazarken birbiriyle zıt anlamlı kelimeleri ayrı olarak ne yapabilirsiniz? Bir liste olarak sıralayabilirsiniz. Derslerimizde gördüğümüz birbirine zıt anlamda olan kelimeleri ayrı bir yere yazıp bu şekilde ezberlemek ve zihinde tutmak daha kolay olur. Evet. Bu cümleyi tekrar okuyorum. Babul mescidi, mescidin kapısı meftuhun, açıktır. Ve babul medreseti, okulun kapısı mulagun, kapalıdır. 17. cümle. Halu Hamid'in, hal dayı demek. Halu Hamid'in, Hamid'in dayısı fakirun, fakirdir. Halu Hamid'in fakirun, evet, fakir. Dikkat ederseniz fakir demek, Türkçe'de de kullanıyoruz. Ve 15. cümlede de ganiyyun kelimesi geçmişti. Ganiyyun de zengin demekti ve bakın bu iki kelime birbirinin zıttı. Yani bu iki kelime birbirinin zıttı. Ganiyyun zengin demek, fakirun fakir demek ve dolayısıyla o kısma, kelime defteri kısmına, bu zıt anlamlı kelimeler kısmına bunu da ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ganiyyun zengin demek, fakirun fakir demek. Halu Hamid'in, Hamid'in dayısı fakirun fakirdir. 18. cümleyi okuyorum. Evet. Seyyaratu Abbas'in, Abbas'ın arabası, seyyaratu mudaf, Abbas'in mudafın ileyh. Seyyaratu Abbas'in, Abbas'ın arabası fi şari'i, şari' cadde demek. Fi içinde, de manasına geliyor harf-i cer. Mana verecek olursak seyyaratu Abbas'in, Abbas'ın arabası fi şari'i caddededir. Caddededir, caddenin içindedir. Evet, böylece bu cümlemizi de açıklamış olduk. 19. cümle, İbnü men ente, İbnü oğul demek. Men kim, ente sen. Sen kimin oğlusun? İbnü men ente, sen kimin oğlusun? Cevap, ene ibnül müderrisi, ene ben. İbnül müderrisi, öğretmenin oğluyum. 20. cümleyi okuyorum. Eynel kelbü, eyne nerede? El kelbü köpek. Köpek nerededir? Köpek nerededir? Hüve o tahte seyyareti, arabanın altındadır. Dolayısıyla tahte mudaftır. Seyyareti, seyyareti mudafın ilehtir. Arabanın altında. Evet, tahte zarftır, mekan zarfıdır. Dolayısıyla mekan zarfından sonra gelen kelime de mudafın ileyh olduğu için kesral okundu. Hüve tahte seyyareti, o arabanın altındadır. Evet, 15. alıştırmaya bakıyoruz.
15. alıştırma kevvin cümelen müfideten bimel il ve feragı fima yeli gelen boş yerleri doldur diyor. Kevvin cümelen cümle kur müfideten faydalı cümleler kurunuz. Nasıl? Bimel il feragı boş yeri doldurarak şu boş yeri doldurmak suretiyle bu boş yerlere kelime koyup doldurmak suretiyle faydalı cümleler kurunuz. Dikkat ederseniz burada cümlenin birinci unsuru yok. Buraya ne yapacağız? Bu cümlenin manasına uygun bir kelime koyacağız. Burada dikkat ederseniz el beyti ev demek, mulegun kapalı demek. Dolayısıyla evin neyi kapalı olabilir? Evet, buraya hangi kelimeyi koysak mudaf olarak uygun olur? Babun kelimesini buraya mudaf olarak koyarsak ne olur? Babul beyti, evin kapısı mulegun kapalıdır. Dolayısıyla buraya mudaf olarak babu kelimesini koyduğumuzda babul beyti mulegun, evin kapısı kapalıdır. İkinci cümlede bakın eyne, nerede? Burada bir boşluk var. Bu boşluğa uygun bir kelime koyacağız. Bir mudaf koyacağız. Es-seyyarati. Evet. Burada seyyara, araba demek. Evet, buraya mudaf olarak ne koyabiliriz manaya uygun olarak? Evet, arabanın anahtarı nerededir diye sorabiliriz. Buraya anahtar anlamına gelen kelimeyi koymamız herhalde daha uygun olur. O zaman ne diyeceğiz? Eyne miftahus seyyarati. Arabanın anahtarı nerededir? Evet, üçüncü cümleye bakıyoruz. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü, evet burada da mudafun ileyh eksik bu cümlede dikkat ederseniz. Burada mudaf var, mudafun ileyh eksik. Evet burada mudafun ileyh olarak hangi kelimeyi koymamız ve cümleyi tamamlamamız uygun olur? Evet Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resulullahi, Allah kelimesini koyarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Mana tamamlanmış oluyor. Dördüncü cümle dikkat edin. Burada da dördüncü cümlede mudaf kelimesi eksik. Şurada mudaf kelimesi eksik. Et-tabibi ba'idun. Doktorun neyi uzaktır diyebiliriz. Evet. Evi uzaktır diyebiliriz. Evet. Ev kelimesi neydi? Beytü't-tabibi doktorun evi ba'idun uzaktır. Doktorun evi ba'idun uzaktır. Beşinci cümle El-Kur'anu kitabun. Buraya ne yapacağız? Bir mudafun ileyh olan kelime koyacağız. Evet. El-Kur'anu kitabullahi. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah kelimesini mudafun ileyh olarak koyduğumuzda cümle El-Kur'anu kitabullahi. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Altıncı cümle Hadicetü, Hatice, buraya bir mudaf koyacağız. Bakın, Hatice, Hamid'in neyi olabilir? Kızı olabilir. Evet, ne diyeceğiz? Hadicetü bintü Hamid'in. Hatice, Hamid'in kızıdır. Yedinci cümle, ene, burada mudaf eksik dikkat ederseniz. Ene, ben. El müderrisi, öğretmenin, evet buraya ne koyabiliriz? İbnü kelimesini koyabiliriz. Enebnül müderrisi, ben öğretmenin oğluyum. Evet, sekizinci cümle, burada yine mudaf eksik, dikkat edin. Et talibi, öğrenci, meksurun, kırıktır. O zaman öğrencinin neyi kırık olabilir? Buraya kalem kelimesini koyarsak, galemü talibi, öğrencinin kalemi meksurun kırıktır. Evet. Dokuzuncu cümleye bakıyoruz. Babu, burada mudafun ileyh olan bir kelime isteniyor. Bakın eksik. Meftuhun açıktır. Evet. Neyin kapısı açık olabilir? Evet. Babul medreseti, değil mi? Meftuhun dersek okulun kapısı açıktır. Meftuhun açıktır manasına geliyor. Buraya el medreseti kelimesini mudafun ileyh olarak koyarsak cümlemiz düzgün olarak tamamlanmış oluyor.
Ve 10. ve son cümleyi de tamamlayalım ve bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Harecel müderrisü, öğretmen çıktı. Min, nereden çıktı? El müdiri, müdürün odasından diyebiliriz. Harecel müderrisü, öğretmen çıktı. Min, gurfetil müdiri, müdürün odasından çıktı. Buraya mudaf olan bir kelime koyuyoruz. Evet, bu alıştırmaları defterinizin 3. kısmına, evet, ödev kısmına, alıştırma kısmına inşallah bunları teker teker yazarak bu alıştırmaları tekrar edin, bu dersi tekrar edin inşallah. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Subhanekallahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin, lillahi teala'l-Fatiha.